Arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yeni aylık macera geldi arkadaşlar. Storm'un olduğu yere bir gidelim. Burayı 3 yıldız kuekle teklemeye çalışalım arkadaşlar. 3 yıldız kuekle bir teklemeye çalışalım. Bakalım tek tük olacak mı? Bunu göreceğiz inşallah. Şöyle bir gidelim. Ne varmış? Karada gürleyen yıldırım. Yani kuekle çok rahat bir şekilde aslında dövebiliyorsunuz. Biz bir de 3 ile deneyelim. Güzel. İlk başta Rogue'u temiz. Ghost'la rahat bir şekilde tokatladık. Sağdan sağdan yandan yandan böyle bir kaçalım. Burada da arkadaşlar hangi gundimiz mevcutmuş? İç savaş, muharibi. Aynı muhabbet mi? Aynı muhabbet. O zaman Corvus abimizle gidelim buraya da. Bu Gundi'yi de aradan çıkarmış olalım. Hadi bakalım. İkinci Gundi'yi de geçtik mi? Sonra Storm ablamıza gideceğiz. Burada da Çikilop'umuz mevcut arkadaşlar. Bir de Çikilop'umuz mevcut. Çikilop'umuzu da Corvus'la bir tokatlayalım. Yer mi yemedi. %5 kaldı. O zaman L1'den kaçıp hücum ribanduyla beraber nefis bir şutla gondikledik. Hadi bakalım sırada kim var? Koca kafalı Modok var. Koca kafalı Modok'a da Gorus'la gidek. Gorus'a karşı tabii ki çok bir şey yapamayacak. Hayır, yapsa ne yapacak zaten? Vay arkadaş ya. Uran'ı aldık. Hadi bakalım. Hızlı gidiyoruz. Bir an önce Storm'a gidelim de bir 3 yıldız kuyak yapalım. İnşallah parmaklar dayanır oraya. Ve geldik Zemma Frost'a. Yalnız 2 tane yük topladık ha temizinden. Aslında koca kafalı Modok'tan da bir tane toplayabilirdik de. Amacımız yani Corvus'la gidip tokatlamak değil. Yani Corvus'tan baksana abi turboya bir takıyor çat çat çat. Affetmiyor böyle şeylerde. Şöyle büyük bir enerji kullanalım. Kocaman enerjimiz olsun. Ve Beyblade'e geldik arkadaşlar. Beyblade de burada mevcut. Arkasına da boss'a geleceğiz. Hadi bakalım. Beyblade'e de Ghost'la gidelim. Eğer dayanabilse L2'ye kadar bir L2 çakarım kafasına. Affetmem ölçerdi. Ama sanmıyorum pek yaşayacağını o kadar. Vay yaşadı. O zaman bu ödülü hak etti. Yaşadıysa L2 ödülünü veririm abi. Ağzına burnuna vururum. Affetmem. Ve geldik mi boss'a? Boss'ta kim vardı? Storm ablamız mevcut arkadaşlar. Ne konuşuyorlar? Gözü pek falan şiddetli falan hızlı. Tehditkar varlık. Selamlar kıyametin gelecekteki köleleri. Haydar inna var inna naim. Size bir hüküm, savaş diyarı ve içindeki her şey artık en sabah nur mülk. Eyvallah. Boyunayım ve onun muzaffer ordusuna katılın. Bana karşı çıkın ve hasedin harabesinden kırbacını tadın. Sen kırbaççı mısın kız? Yakışıyor mu sana? Gelmiş böyle bizi tehdit ediyor. Gel oturak iki konuşak. Karada ne var arkadaşlar? 190 zırh var. Yani bu zırhı kırabilmeniz lazım. Bir kere zırh kıran bir karakter lazım. Saldıracağım falan böyle çok yüksek değil. İrade politikası bu özel saldırısı iyi fena gıdıklar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu saldırgan önerili beraber. Muhafızın takviyelerinin birini etkisi bırakıldı her defasında. Yani zırhını kırdığınızda güç çubuğunun %40'ını kazanırmış arkadaşlar. 3 yıldız kuyekle bir gidelim. Hadi bakalım ne olacak.
Güzel. Şimdiden %20'sini aldık bile. Allah bereket versin. Olduğu yerde iki ileri bir geri yapıyor korkudan. Kuveki gören tırsıyor zaten. Ha gayretle %50'lere geliyor. Parmaklarım yanıyor. Çok yakında durdum be ablacığım. Azıcıklarda da korkuyorum böyle. Yalnız efektlerini çok güzel yapmışlar abi. Yani hakikaten çok güzel efektler yapmışlar. Çat 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 her tarafından şimşek çıkıyor. Kaban bu ay çalışmış yani. Efektler oturmuş çalışmış. Yalnız var ya adama senin babanla mı kuyekçi derler be. Hareketler seri ve inceden arkadaşlar. Hareketler seri ve inceden. Parolamız budur abi. Vurayım mı lan? Ah be kendi vurdu be. Ah be kendi vurdu be. Ah be kendi vurdu. Velhasıl kelam arkadaşlar 3 yıldız kuvvetle de one shot attık. Aslında zero shot atmak daha güzel olurdu. Tabii ki güzel olurdu, kötü olmazdı. Neyse kuvvetle rahat bir şekilde aldık. Peki kuvvet dışında bu karakteri kimle alabiliriz arkadaşlar? Başka kimle alabiliriz? Onu da bir bakalım. Tabii şu anda tahmin yürüteceğim. Yani tahmin yürüteceğim. Ama testini falan yaparız. Daha gidecek yollar var arkadaşlar. Şimdi şuna baktığımda karusuna %100 saldırı ve can var. Bu çok önemli değil. %90 zırh var arkadaşlar. Zırh olayı çok önemli. Yani zırhı olduğu sürece kritik darbeler dışında hasar yemesi zor olacak. Bak onu baştan söyleyeyim. O yüzden kritik darbe ağırlıklı karakterler olabilir. Onun dışında iade politikası. Şimdi zırhını kırabilen karakterler önemli ya. Zırhını da kırabilirsiniz arkadaşlar. İşte Corvus'u da kırarsın. Ama diyor ki sana sen bunun üzerindeki bir takviyeyi etkisiz bıraktığında yani mesela zırhını kırdığında diyor bu sefer rakip diyor %40 güç barı toplayacak. Gerçi buraya yazmamış ama zırhı kırıldığında tahmin ediyorum ki 5-10 saniye sonra tekrar üzerine yeni bir zırh gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Böyle bir tahminim var. Ama dediğim gibi bakmak lazım. Yani bakmadan şimdi bir şey demek çok doğru olmaz. Aynı zamanda her 2 saniye arayla muhafız set başına özel saldırı hasarının %50 arttıran bir adet pasif hüner kazanırmış. Muhafız vurulduğu zaman da yani hünerse ne abi özel saldırısını çok daha fazla vurabiliyor. Hani nasıldı daha önce zaman geçti hiddet açıyor veya yenileme açıyordu. Burada da arkadaşlar üzerine açtığı muhabbet hüner etkisi yani özel saldırı. Ghost olabilir. Ghost'un yanında özellikle tabii ki wasp şart. Wasp'la beraber arkadaşlar eğer hood varsa hood'la da bence çok rahat bir şekilde one shot atılabilir. Yani rakibin hem güç barını da kontrol etmek lazım. Mesela magic olabilir bak. Magic de güzel gidebilir. Yani bile 2 doldurabilirseniz sonrasını patlatırsınız. Sıkıntı olmaz. Size özel saldırı atamaz. Onun dışında arkadaşlar başka güç kontrolü Doktor Doom olabilir. Hem üzerindeki zırhı kaldırabiliyor hem de güç kontrolü falan yapıyor. Yani şu anda aklıma gelenler bunlar. Ortalama baktığımda bir de özel saldırısı engellenemesi var mı? Tam hatırlamıyorum. Eğer yoksa artık Corvus'la falan da sen zırhını kır. Manyetar bırak L1 bloğunu atsın. L2 bloğunu atsın. Özel saldırılarına alışana kadar. Alıştıktan sonra tokatlaması kolay. Ama arkadaşlar kesinlikle tavsiyem gördüğünüz gibi Quake 3 yıldız ile bile oldukça kolay bir şekilde alıyor arkadaşlar. İnşallah video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.